Selamlar, mükemmel, harika bir gün. Şükürler olsun. Bugün de Yüce Rabbimizin rızasını uygun bir şekilde her anımızı deneyebilerek dost doğru yaşadık. İnşallah Yüce Rabbimizin kainatta en sevdiği, en razı olduğu kul olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir Yüce Allah'ındır tabii ki ama her anımızın değerini bilerek dolu dolu dost doğru bir şekilde yaşıyoruz. Bu dünyanın hiçbir menfaatine çıkar makam derdine düşmedik. Çevrenize bir bakın. Varsa yoksa bu dünyanın menfaati. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Şu dünyada ne yaparsa onlara kalacak zannediyorlar. Gerçekten şu dünyada kulluğunu hakiki manada yerine getiren çok az insan var. Biz elimizden geldiğince dosdoğru bir hayat her zaman süreceğiz. Herkes kendinden sorumludur. Elimizden geldiğince hak kelam Kur'an-ı Kerim'in, yüce dinimiz İslamiyet'in hükümlerini yaşayacağız. Çevrenize bir bakın. İnsanlar çok fazla gerçekten bu dünyaya dalmış vaziyette yaşıyorlar. Hiçbir şeyleri gözleri görmüyor. Sıradan olmaya çalışıyorlar. Sıradan değil, sıra dışı olacaksınız. Hay kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yaşayacaksınız. Lafta, sözde, görünüşte değil. Fiiliyatta, hakiki manada. Seni her an gören Yüce Rabbin ve çok sevdiğimiz Yüce Rabbimiz olduğu için bunları yapmalıyız. Emin olun aşırı önemlidir. İnsanlar hiç düşünmüyorlar gerçekten. Hiçbirine kızmak istemiyorum çünkü şeytan uydukları için böyle cahilce bir hayatı sürdüklerini de biliyorum. Ama uyarmak durumundayız. Doğruyu söylemeliyiz. Bile bile yanlışta ısrar eden, her türlü batılı haramını yapanları biz nasıl normal görelim? Nasıl kabul edelim? İnşallah Allah'ın izniyle her zaman hayrı takvayı devam ettirip her günümüzü bir ibadet yarışı içinde görüp devam edeceğiz. Şükürler olsun bugün de Yüce Rabbimizin rızası için her gün olduğu gibi oruçlarımızla, namazlarımızla, dostları ibadetlerimizle Yüce Rabbimizin rızasını aradık. Şu dünyanın geçici menfaatine değil, ebedi alemin ebedi mükafatları için uğraş. İnsanlar bir kağıt parçasına, makam mevki uğruna her türlü batılı haramı, her türlü kafirliği yapıyorlar ne yazık ki. Bunlardan olmayın. Çevrenize bakın, böyle makam mevki uğruna yapmayacağı haram olmayanlar her türlü haramı batılı yapıp da makam mevki derdine düşenler aşırı fazladır. İnsanları iyi tanımalısınız. Allah'ın izniyle bizim konuştuğumuz kişilerdi. Yüce dinimiz İslamiyet'i anlayan, hay kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yaşayan kişilerdir. Biz cahillerle, batıl haram ehliyle muhatap olacak değiliz. Onlara dostlar olanı gösteriyoruz. Hem fiiliyatımızda, hem kelamımızda, hem duruşumuzda, her şeyimizde. Böyle bir hayat Allah'ın izniyle yaşıyoruz. Şükürler olsun. Sağlığım, saatim yerinde. Her gün namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Takdiri Yüce Allah'ındır. Bu bir gösteriş vesilesi değil. Olması gereken budur. Bunlar şaşırılacak konular değil. Her gün namazlarımızla, oruçlarımızla, ha kelam Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerimizle hayatımızı devam ettirmeliyiz. Her işimizde Yüce Allah'ın ismi şerifleriyle başlamalıyız. Bakın, bu dünyanın maddeci anlayışına tapan kafirler, münafıklar, müşrikler şu arabalara binme derdinde. 50 tane evim olsun diyor. Veya aşırı zengin olayım diyor. İnsanların çevresine bakış açısına bakar mısınız? Tamamen maddeci. Tamamen zengin olmaya dayalı. Bu kafirler bilmiyor ki hiçbiri kimseye kalmayacak. Herkesin gideceği yer topraktır. Topraktan geldiğimiz gibi. Siz böyle cahillerden olmayın. Elimizden geldiğince uyaracağız. Ve şunu da biliyoruz ki asıl zenginlik takvadır. Allah'ın izniyle benim zenginliğim takvamdır. Dünyanın en zengin, en mülke sahip insanı kimdir? Takvalı yarışan takvalı insandır. En büyük zenginliğimiz takvamızdır. Yüce Allah'ın rızasına en uygun yaşayan kişi.
Her gün hayırda takvada yarışan kişi en zengin insandır. Bu kadar net. Şu dünyanın maddeci anlayışıyla bakanlar için de şunu söyleyebiliriz. Zekat farz bir ibadettir. Sen mülkünün, sana fazla olanının %40'ını en az ihtiyaç sahibi bir insana zekat olarak vermen farzdır. Bunu yapmadığın zaman kendini bu dünyada zengin zanneden ama en batıl, en haram konularda yarışan bir kafirsin. Bu kadar net. Kimse kendini kandırmasın. Bazı notları, dereceleri elde edeceğim diye her türlü batıl, haram konuyla uğraşıyorlar. Her türlü kafirliği yapıyorlar. Çevrenize bakın, görebilirsiniz. Sayamayacağınız kadar var. Yüce Allah'ın rızasını gözeteyim. Hayırda, takvada yarışayım gibi bir dertleri yok. Tek dertleri kafirlik, haram konularda yarışmak. Batılı, haramı adet haline getirmişler. Bu kadar kendini bilmezler var. Allah'ın izniyle biz her zaman hayırda, takvada yarışacağız. Bunların hepsini de düzelteceğiz. Yüce Allah her şeyden haberdardır. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan olup ebedi cennetten ulaşabiliriz diyorum açıkçası.